Ama sevgili iPhone'da izleyicileri, bugün Power Sports Beijing'in AFP Kristal film seti iPhone 6 Plus için ve Air Jacket kılıfını inceleyeceğiz. Sevmeden bırakmam. Aynı kaybolay biri al gel sakın iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Altın üstünü gezin incelemeden bırakma. Başkası yapma hiç böyle testleri şamatlardan kaçınma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone 10 yine geldi buraya. Esmeri yanında soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Eller iştahını da koyup da söyle. Bu testler ne kadar sürecek böyle. iPhone 10 deyip de geçme. Bize güvende yanlışı seçme. Böyle bilmeyenler için söylüyorum. Uzun zamandır kullandığım tek marka Power Sport. Hatta bakın burada 3G. Hatta gördüğünüz gibi birinci nesil iPhone'da bile Power Sport tercih etmiştim. Haliyle bu tarz videolara aman da bu reklam mıdır, zart mıdır, zurt mudur diyenlere buradan hemen cevap veriyorum. Hayır canım, bu reklam değil. Bu benim sevdiğim, beğendiğim ve sizin de işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir ürünün tanıtımı. Çok yakında iPhone 6 için anti-glare film seti ve iPhone 6 için şeffaf Air Jacket incelemesini de yapacağım. Onun için de eğer bunları merak ediyorsanız aklınızda olsun, yakında bu incelemeyle de karşınızda olacağım. Power Sport bize iPhone'da kodu ile %10 indirim verdi. Bu da aklınızda olsun. Alışveriş yapmak istiyorsanız Power Sport'un sitesinden %10 indirimi çıkışta iPhone'da yazarak alabiliyorsunuz. Evet, isterseniz hemen şimdi ürünlere şöyle bir bakmaya başlayalım. Açalım. Burası plastik, burası silgimsi maddeden, haliyle kaygan değil. Bakalım burada ne demişler. Nasıl takılacağını ve nasıl çıkaracağını anlatmışlar. Çıkarırken de öncelikle şu kısmı çıkart, sonra bu tarafı çıkart ve telefonu dışarı doğru kanırttır diyor Power Sport Beijing. Şimdi gelelim film setine. Burada kolay takmanız için Rip in Place denilen yeni bir şey eklendiğinden bahsetmişler. Kristal film görüntü kalitesini arttırır, renkleri daha canlı hale getirir demişler. Ayrıca koruma sağlar, böylece cihazınızın ekranı çizilmez ve parmak izi göstermez, toz kir göstermez demişler. Bunu açmak için hemen şuradaki zımbırtısını çekelim bakalım. Temizleme bezimiz çıktı. Aa, güzel. İki tane çıktı. Gayet güzel bir haber. Bu arada gördüğünüz üzere burada ve burada film erken bitiyor. Bunun sebebi de gayet basit. Çünkü iPhone'un yüzeyinin gördüğünüz gibi böyle kıvrımlı bitmesinden dolayı filmleri artık ekranın köşesinden köşesine olamıyor. Bunun hem avantajı hem dezavantajı var. Bunun dezavantajı nedir diyecek olursanız, telefonunuz şöyle düştüğü zaman, şöyle düştüğü zaman camın üstüne düşüyor. Camın kırılma riski böylece çok daha fazla olmuş oldu. Olayı güzel bir hale getirmişler. Burada anlatıyor. Diyor ki öncelikle telefonunu temizle tabii ki doğal olarak. Sonra üstüne bu toz alıcı zımbırtıyı yapıştır ve kaldır. Daha sonra bu filmin şu kenarında gördüğünüz çıkıntı sayesinde cırt diye ortasından yırtıyorsunuz. Bunun üstüne bir güzel şeklini bulup yerleştirdim. Geri kalan yanlarını rahat rahat sökebiliyorsunuz. Böylece de film telefonun üstüne mükemmel bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Bu arada bu Apple'ın meşhur kılıfına da şöyle bir bakmak isterseniz, bu kılıfı ayın 19'undan beri kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş başladık. Kararmalar. Bu hale geldi bile kılıf. Bunun bu hale geleceğini biliyordum ama başka bir kılıf çıkmadığı için zamanında bunu kullanmaya devam ettim. İçinden çıkan bezle temizlemeye başladım. Siz de benim gibi kıllı bir adamsanız böyle temizlediğiniz andan bir saniye sonra bu ekranda kıllar birbirlerini kovalar. Sabırlı olmakta fayda var. Toz alıcı çıkartmamızı yapıştıralım. Bu
Şu ortasından bir kısım. Film gayet iyi bir şekilde uygulanmış gibi gözüküyor. Şimdi yavaş yavaş şu alt kısmına yapıştıralım. Kabarcıklar sizi korkutmasın. Bunlar bugün var, yarın yok. Şurada bir toz taneci görüyorum. Toz taneciğinden kurtulmak çok basit. Bir seroteyp alıyorsunuz. Toz taneciğine yapıştırıp çekiveriyorsunuz. Kendisi gidiyor. Şimdi bu bezle buradaki kabarcıkları ittirtalım. Gayet başarılı bir uygulama olmuş gibi gözüküyor şu anda. Şimdi kılıfımıza da takalım. Yeni kılıfımıza. Nasıldı? Önce duşların tarafı. Daha sonra bu taraf. Ekran kalitesine de gördüğünüz gibi hiçbir zarar vermiyor kendisi. Kılıfımı aldım aletime, bana bir şey çık olmaz. Çıkarıp bıçaksam masaya, kenarları cızılmaz. Elden ele geçse bir şey olmaz, pencereden düşse bir şey olmaz. Korumamı taktım aletime. Ne diyorlar? Hangi alet abi? Kılıfımı taktım aletime. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? Böyle bir kılıf ve böyle bir film kullanmak ister misiniz? Ben açıkçası iPhone 5S dahil olmak üzere her zaman parlamayan filmi tercih ediyordum. Fakat iPhone 5S'i kullandığımın orta zamanlarında gidip bu kristal film setini inceledim ve telefonuma takmıştım. Ve o günden beri bu kristal film setini daha çok kullanıyorum. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'la ilgili ekranım çizildi, ne oldu bu iPhone'lara? Eskiden ekranları kolay kolay çizilmezdi gibisinden yazılar okudum. Kendi iPhone'umun ekranının içinde, üstünde değil, içinde çizik bulduğum zaman nedir bu diye internetten araştırırken denk gelmiştim. Eğer siz de iPhone'unuzun ekranını korumak istiyorsanız PowerSport'un bu parmak izi göstermeyen kristal film setini tavsiye edebilirim. Lütfen şuradan bir yerden kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Burada bir yerde düğmesi olması lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi filmleri kullanıyorsunuz? Hangi kılıfları kullanıyorsunuz? Özellikle 6 Plus için şu anda kılıf neredeyse piyasada yok gibi. Siz hangi kılıfı kullanıyorsunuz? O kılıfı nereden buldunuz? Hangi film setini kullanıyorsunuz? Ve memnun musunuz? Lütfen bunları bizimle aşağıda yorumlar bölümünde paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca incelememi istediğiniz başka bir ürün varsa, bu tarz film, kılıf gibi ürünler varsa lütfen onları da aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bir dakika, ben hayır, adam yumruk atar mı ya? Yakarım. Buraya ateş efekti koyduğumu düşün. Böyle ekrana doğru ateş şey olduğunu düşün. Elimizde öyle bir teknoloji yok henüz. Konga 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 konga. Konga 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 konga.